çalışmanın en sonunda hepsine gerek yok. 10 maddeye yakın... Keşke o zaman okusaydınız. Tamam. Şöyle deniyor, Balık Ali projesinin gerçekleşmesinin tezelden mani olunmalıdır. Şimdi ne başka? Ben size soruyorum, o zamanki meclis üyesi olmam ve şimdi de grup arkadaşlarımla beraber. Siz iktidara geldiniz yaklaşık 2 sene olmak üzere. Bu Balık Ali ile ilgili, iptaliyle ilgili nasıl bir çalışma yaptınız bu kadar iddialıyken? Ne yaptınız? Belediye tarafından ve gerekirse şahsınız veya CHP ilçe başkanlığı tarafından. Çünkü o zaman pek celallermişti. Ondan sonra bu iş kaldı. Ben bir şey duymadım veya ben duymadım. Ne yaptınız? Neden bu kadar istemediğiniz şey şimdi engel olmadınız? Hatta hiç bu konuyla ilgili ben basında hiç herhangi bir beyanatınızı duymadım sizin. Duymadım. Duymamış olabilirim. Varsa bunu da yazılı istiyorum sizden. Teklifinde bulundular hatta. Ali Bey, söz almadan konuşmayalım. Sözünüzden yazılmayın. Neyse arkadaşlar, şimdi ben konuşuyorum. Rica etsem bölmezsek sevinirim. Dolayısıyla ben bununla ilgili sizden yazılı bir bilgi istiyorum. Bu kadar karşı olduğunuz Balık Ali ile ilgili iktidarda bulunduğunuz süre içinde siz CHP ilçeyi de sorayım. Ama size soruyorum tabii. Şu anda belediye meclisindeyiz. Biz ne yapalım? Şu anda önümüzde ayrı bir konu var. Roro projesi. Kent komiteyi şiddetle bu projeye karşı çıkmakta. Karşı durmakta. Detaylı ne kadar inceledi bilemiyorum. Benim de İBB'deyken 3 aşağı 5 yukarı çalıştığım bir projedir. Ulaşım komisyonunda olmam sebebiyle. Karşı çıktığı düşünülmekte. Basına çıkan haberlerde sizin bu işin bir tarafı olmazsanız, aynı masada olmazsanız, duyun bu böyle. Ben soruyorum. Olumlu bakmayacağınız yönünde şeyler var, görüşler var. Şimdi bu işin içinde olmak için masanın bir kenarında mı olmak lazım olumlu karşılamak için? Bir şey ya olumludur ya değildir. Dolayısıyla ben bu konuda sizin ve grubunuzun görüşlerini merak ediyorum. Çünkü bu konuyla ilgili beyanınızı ben gene görmedim. Ben atlamış olabilirim. Sözlü olarak veya yazı olarak tercih ediyorum başkanım. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Ben grup adına bir şey söylemek istiyorum. Sayın Başkan, değerli meclis, değerli Beylikdüzü halkı. Öncelikle Roro'yla ilgili firmanın bilgilendirme toplantısına gittik. O toplantıda ben de söz aldım. Aynı şeyleri burada tekrarlayacağım. O toplantıda okumuşsunuzdur, bazı yerel basına çıktı. Devlet Beylikdüzü halkından ölç mü alıyor dedi. Pardon, bitireyim. Biz disiplinli bir grubuz. Hangi arkadaşımız konuşursa hepimizi bağlar. Tamam. Hiçbir problem yok. Bir daha tekrarlatmayın bana Ebru Hanım bunu. Bu böyle yani. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Beylikdüzü halkından devlet öç alıyor dedim ben. Nasıl öç aldı? Devlet. Devleti yöneten mekanizma. O zamanki merkezi iktidarla yerel iktidar aynı partidendi. Kumcuları darma duman ederek vatandaşı, kumcuları getirdi oraya. Kumculardan sonra sizin döneminizde hem büyükşehir, hem yerel belediye, hem merkezi idare. AK Parti döneminde Beylikdüzü'nün kalbine, Gürpınar'ın sahiline hançer sapladınız. Hançer. O Balık Ali göreceksiniz. En büyük tepkileri de siz alacaksınız. Balık Ali şimdiden rahatsızlık vermeye başladı. Roro'yla ilgili firma yetkilisine şunu söyledim. Birebir aynı şeyleri anlatmış olmak için. Arkadaş dedim, sen bir kurgusun. Senin konuştuklarından hiçbir şey anlaşılmıyor. İsterseniz o kitapçığı ver, ben doğruyu da eğriyi de anlatayım, insanlar bir şey anlasın diye özel seçilmiş biriyle gelmişler. Günlük ortalama hiç yol genişletme imkanı olmayan bir bölge. Günlük ortalama onların hesabına göre 3000 artı ilave tır, haramilere kavşağının kilitlenmesi, Marmara ve Yakuplu mahallelerinden hiç kimsenin, hiçbir vatandaşın yaya bile o yolu geçememesi manasına gelir diye anlattık biz. Siz buna Beylikdüzü'ne yatırım diyorsanız pes derim ben. Başka hiçbir şey demem. Sizce yatırım nedir Beylikdüzü'ne? Yaptınız mı öyle bir yatırım? Biz mi? Evet.
Görmüyor musunuz? Biz insana yatırım yapıyoruz Mücahit Bey. Şimdi Mülayim sermaye Bey, değil, Mülayim insana Bey. Yatırıyoruz. Mülayim Mücahit Bey, gelirsiniz Mülayim anlatırım elimde Mülayim doneler Bey. Var ne kadar insana ulaşmışız. Mülayim Bey, şu anda Ebru Hanım'ın önergesi güme gitmesin. Başka işler, başka laflara gerek yok. Siz gitti lütfen, gitti başkanım. Bu açıklamamızdan sonra önerge olmaz mı? Siz toparlayın. Ben cevap vereceğim. Endişe duymayın. Bir toparlayın. Bizden de istedikleri için ben tabii, konuşuyorum. Tamam, toparlayın. Toparlayın. Ben de cevap vereceğim. Loro, Beylikdüzü'nün kalbine bir hançer daha demektir. Kim neden yapıyor? Orada yaşayan insanlar zaten yeteri kadar eziyet çekiyorlar. Bir eziyet de siz getireceksiniz. Avrupa'da bu tip limanlar kent merkezlerinde de olabiliyor. Ama kent merkezindeki vatandaşlar onları hissetmiyor diye limanın ikinci adamı, Altaş'ın ikinci adamı anlattı o gün orada. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Vatandaşımızın yaşamını güçleştirmeyecekse hiçbir yatırıma hayır demeyiz. Yaşamını güçleştirmeyecekse. Balık Ali denizimizi berbat etti. Şimdi Gürpınar Derazı'ndaki vatandaşlar her taraf çok kötü balık kokuyor diyor. Yollar zaten berbat. Büyükşehir geciktiriyor bilerek. Bu Balık Ali ile ve Roro ile ilgili grubumuzun cevabıdır aşkım.